Fakat nereden nereye? Fehim Paşa'dan. Evet. Yani... Fehim Paşa gibi melanet bir heriften. Yani melanet bir herif böyle bir şarkıya şey yapmış. Sebep olmuş. Sebep olmuş. Yaprakçığım çok teşekkürler. Hitler'de köpeğiyle devam edeceğiz efendim. Programın sonuna doğru Yaprak Hanım'ı tekrar dinleyeceğiz. Ya ben Pelin'e şeyi sormak istiyorum. O dönemde Avrupa'yı bir anlatsana. Sanata, edebiyat, ne yapıyorlar? Şimdi Abdülhamid'in çağdaşı kim? Bir yani, Victoria var başta. İngiltere Victoria'sı. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Osmanlı tarihini hep böyle bir kutunun içine koymuşumdur. Çünkü Osmanlı'da sanki olup bitenle Avrupa'da olup biten çok alakasız gibi gelmiştir. Yani şimdi biz Abdülhamid dönemine bakıyoruz. Sizin de anlattığınız üzere o dönem burada jurnalcilik var, bayağı bir toprak kaybı var. Sürekli bir İngiltere ve Fransa ile sürtüşme durumu var. İşte Kıbrıs veriliyor, Balkanlarda bir sürü ülke krallığını ilan ediyor, Bulgaristan vesaire. Ama öbür tarafta Fransa'da, Avusturya, yani Prusya İmparatorluğu'nda ve İngiltere'de özellikle sanat, tiyatro, müzik anlamında inanılmaz bir devrim yaşanıyor. Yani sizin dediğiniz gibi Victoria Çağı İngiltere'si bir taraftan evet kapalı bir dönemdir ama bir taraftan bu kapalılığa karşı inanılmaz patlamalar yaşanmıştır. Yani Browning'ler, Rosetti'ler erken dönem, Pre-Raphaelite'ler denilen adamlar bir taraftan antik çağa ilgi duyarlar. Ne denilen adamlar? Pre-Raphaelite'ler. Yani eski mitlere ilgi duyarlar. İşte mesela Fransa'daki akademisyenler, akademik ressamlar Greco-Roman dönemine öykündükleri için oradaki işte mesela Sokrat'ın ölümü vesaire ona dair resimler yaparlar. Ama bütün bunlara karşı demin de bahsettiğim üzere Van Gogh gibi insanlar, işte Gauguin gibi insanlar bir taraftan hani dünyayı keşfediyorlar. Gidiyorlar işte orada onlara çok egzotik gelen diyarları yazıyorlar. Osmanlı o anlamda en büyük fantezi yerlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz işte Teofili Gotiye buraya geliyor 1860'larda tam Abdülhamid'in dönemi. Bu arada Abdülhamid de siz daha iyi bilirsiniz en çok gezmiş sultanlardan bir tanesi. Evet, yani genellikle sultanlar çok fazla gezme şansları olmaz. Ama Abdülaziz'le birlikte Londra'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş. Ve bunlardan da çok etkilendiğini görüyoruz. Mesela ben şunu keşfettiğimde çok şaşırmıştım. Benim çocukluğumda en zevk alarak okuduğum yazar Sir Arthur Conan Doyle'dı. Sherlock Holmes'un yazarı biliyorsunuz. Ve Abdülhamid de en sevdiği yazarlardan bir tanesi Sir Arthur Conan Doyle. Ve polis romanlarına bayılır o. Polis romanlarına bayılıyor ve buraya getirip Sir Arthur Conan Doyle'a madalya veriyor. Dolayısıyla Victorian edebiyatına işte Drakulalar vesaire bir taraftan dediğim gibi çok katı akademik şeyler yapılırken ona tekabül eden birazcık böyle gotik edebiyat, işte tuhaf cinler, aynı Sir Arthur Conan Doyle mesela o dönemde çok ciddiye alınıyor. Şu anda dalga geçiliyor ama adam mesela peri gördüğüne dair peri fotoğrafları çekilmiş. Bunun tamamen bir uyduruk olduğu çıkıyor. Uydurmasyon bir ailenin iki minicik veledin uydurması. Fotoğraf çekiyorlar. O dönemde fotoğraf yeni yeni patlıyor. Bir de tabii Abdülhamid'in fotoğrafa ilgisi de var. İnanılmaz koleksiyonları vardır. Bütün imparatorluğu fotoğraflıyor ve bu koleksiyonların bazıları etrafta hala var değil mi? O çoğu bizde duruyor. Çoğu duruyor. Kütüphane, çoğu değil, merkez kütüphanede. Evet. Dolayısıyla fotoğraf sanatı yeni gelişiyor. Resim sanatında tuhaf böyle akımlara anti akım oluşuyor. Ve biz burada Osmanlı İmparatorluğu'nda işte toprak kayıpları, ekonomik anlamda bir Harvard Üniversitesi'nde bir profesörün makalesini okudum geçenlerde. Osmanlı İmparatorluğu'nun bittiği an Duyun-u Umumiye'nin 1881'de kurulması yazmıştı. Yani dolayısıyla ekonomik anlamda da çok acayip kayıplar oluyor o dönemde. Ama biz böyle La Belle Époque'da işte absinthe içen Rimbaud gibi adamlar, işte Verlaine gibi adamlar, işte esrar içen Baudelaire vesaire onları o tarafta yaşıyoruz. Çok sanki bambaşka gezegenler ve evrenler gibi. Öyle değil mi? Absinthe o zaman da var değil mi? Absent o dönemde patlıyor. Onu bir anlatır mısın? Ya absent... Önemli çünkü. Enteresan yani. Hala şimdi... Evet, benim ismimin anlamı ne biliyor musunuz? Hayır. Absent. Hangisi? Pelin. Pelin otu. Absent. Onlar mı yapıyor? Evet. Pelin otu böyle çok acı. Niye o ismi koymuş? İnan Bey'i seviyor mu? Hiç o dönem, babamın döneminde onun döneminde absent kalkmış. Şu anda da güya absent var ama o dönemin o zehirle öldüren bir içki biliyorsunuz. Evet. Onun ritüeli de çok güzel. Çünkü şekerin üstüne koyuyorlar. O böyle güzel bir yeşilken bulutsu bir içeceğe dönüşüyor. Ve Degas'ın mesela çok meşhur bir resmi vardır. Absent drinker diye. Ya bu aslında içkiden çok uyuşturucu gibi bir şey. Absent kafeleri var ve bu insanlar o kafelere gidince bütün nasıl İngiltere'de bir mesela 10-20 yıl önce cin barları meşhurken ve Çin'den gelen tabii ki opium, esrar değil opium, Türkçesi ne opiumun? Böyle uzun şeylerin içinde içilir insanlar. Haşiş gibi esrar. Evet, haşhaş. Haşhaş, evet haşhaş. Yani bütün yani Çin İmparatorluğunu bitiren uyuşturucu. Fakat yoksa Türkçesi nedir diyorlar. Ya arada çıkıyor, özür dilerim böyle. Ya çünkü bütün bu ben hani tarihi İngilizce okudum. Osmanlı tarihinde de İngilizce okudum. Dolayısıyla bazen böyle kelimeler gidebiliyor. Neyse, absent denilen içki son derece öldürücü bir şey ve bağımlılık yapan bir içki. Rimbaud 1800 işte Baudelaire'den sonra Fransa'da patlayınca 1870'lerde 80'lerde Paris Komünü'ne geliyor. Paris Komünü biliyorsunuz. Evet. Fransızlar ve Almanlar birbirine girince Bismarck orada bir hükümet kuruyor ve orada bir grup Fransız Almanlara ve Alman yanlısı hükümete karşı ayaklandığı için o dönemin yazarları, çizerleri, Rimbaud gibi o dönem çok genç, 17-18 yaşındaki gençler de buna çok sempati duyuyorlar. Dolayısıyla bütün bu hani içki, uyuşturucu ve oryantalist akımlar bir taraftan da çok devrimci adamlarla birleşince yani barut gibi bir edebiyat çıkıyor. Türkiye'deki tekabülü de siz daha iyi anlatırsınız. Osmanlı son dönem divan şairleri de bu Fransızlardan çok etkileniyor. Aslında orada divan şairi değil artık. Divan edebiyatı o dönemde bitmiş. Yani Yahya Kemal'la falan divan şairi değildir ama Fransız edebiyatı bizim edebiyatı çok etkilemişti. Şimdi burada isim vermeyelim ama birçok önemli bugün önemli olan Türk şairi birçok şair Fransız edebiyatından etkilenmiştir. Hatta fazla etkilenmiştir. Çok daha önemli bazıları çalmıştır. Kopya etmiş evet. Efendim kibar söyleyeyim çalmıştır, hırsızlık etmişlerdir. Yani örnekler yanımda olmadığı için isim vermiyorum. Çok meşhur bazı şiirler bugün divan şiiri değil ama. O 20'li 30'lu yılların bazı şiirleri Fransız edebiyatından o Verlaine, Rimbaud'dan efendim açık açık yürütülmüştü ve mesela Cahit Sıtkı çok güzel tercümeler yapmıştır. Orhan Veli çok güzel tercümeler yapmıştır. Cahit Sıtkı'nın nefis Baudelaire tercümesi vardır. O Mer du Souvenir, Metres du Metres, Hatıralar Annesi diye çok güzel şey yapmıştır. Orhan Veli tercümeler yapmıştır. Bunlar çeviren Cahit Sıtkı, çeviren Orhan Veli diye yazmışlardır. Ama bazıları hiç sıkılmadan kendi şiiri gibi ortaya atmışlardır. Böyle bir terbiyesizlikle yaşamıştır Türk edebiyatı. Çok etkilemiştir. Evet mesela Yahya Kemal, o Panasyenler, efendim Ahmet Aşim Önşe'yi falan çok etkilenmiş. Malarme mesela tabii, o dönemde. Tabii. Ya bu arada bu hani işin sanat tarafına değindik ama bir taraftan mesela kronolojiye bakınca 1905'te Einstein ilk relativistik teorisini sürüyor. Düşünün yani biz burada 1905'te 1908'de neler yaşıyoruz? Einstein öbür tarafta bütün yani düşünce tarihini sarsacak teorisi. Ya bu tarihte o dönemde bizde adam çocuk kalkmış babam denizin boğazın altından tünel kazıyor şey yapacak diye jurnal yazıyor. Bu ciddiye alınıyor. O da Einstein var işte en güzelini söyledi. Tabii. Budur şey. Tabii. Bu arada birkaç maile cevap vermek istiyorum. Sayın Ayşe Koray bu Hatırla Eyperi'nin Menderes versiyonunu 8 yaşındayken dinlemişler. Nedenini anlayamazdım ama yüreğimde bir sızı hissederdim. Şimdi sizler o dönemi anıp güldüğünüzde aynı sızıyı hissettim diyorlar. Yani o döneme gülmedik biz veyahut aşağılamıyoruz. Aşağılamıyoruz hayır yani neler yaşanmış Türkiye'de. Bu çok üzünlü bir şeydir. Yani bir kanlı katil için yazılan bir şarkı, sonra maalesef idam edilen bir başbakan için söyleniyor. Bugün aşk şarkısı oluyor. Hem toplumsal hafızamızın olmadığını gösterir, bu çok zayıf olduğunu gösterir. Hem de komik ve acı şeyler yaşandığını gösterir. Hanımefendi şeye şarkı komiktir falan diye gülümsemedim, tam tersi. Bu arada gene bazı seyircilerimiz, müzik meraklısı seyircilerimiz, notaları bize göndermeyin, efendim nota sitelerine gönder diyorlar, aynı şey. Onları kim oturup tarayacak, edecek, şey yapacak hiç. Kusura bakmayın. Vakit meselesi de bunlar, yok vaktim. Bir de bu Pelin'in bahsettiği fotoğraflar, yıldız fotoğrafları. Evet. Bunlar çok geniş bir koleksiyon. En geniş koleksiyon İstanbul Üniversitesi'ndedir. Merkez hemen %95'i oradadır. Şimdi 1-2 cilt Harvard'a hediye olarak gitmiştir Amerika'ya. Pardon, Kongre Kütüphanesi'ne. Harvard yayınladı bunları. Ama bu fotoğraflar şudur. Yani Sultanahmet'in fotoğraf merakı veyahut teknolojiyi takip değil. Nerede, memleketin neresinde ne var? Hafiyelik oradan çıkıyor. Evet. Nerede ne var, halk nasıl yaşıyor, ne ediyor odur.